Merhaba gençler. AYT Biyoloji çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Genetik şifre ve protein sentezi ile ilgili sorular çözüp önemli notlar alacağız. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Bir hücrede polipeptit sentezi için şifre verecek olan DNA molekülünün 1 ve 2 numaralı ipliklerine ait nükleotit diziliminin bir bölümü aşağıdaki şekilde verilmiştir. DNA molekülünün birinci ipliği kalıp olarak kullanıldığına göre polipeptit sentezinde görev alan taşıyıcı reyna üzerindeki antikodonların hangi seçenekle sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Hemen bakalım bize DNA molekülümüz verilmiş ama bir yapboz gibi. Birinci zincirde bazı nükleotitler var. ikinci zincirde bazı nükleotitler var. İki zincirin birbirini tamamladığını düşünürsek hemen birlikte bu kısmı basitçe bir çizelim. Birinci zincirimiz için bu görsel. ikinci zincir içinde şu görmüş olduğumuz çizgiyi şematize ettik. İkinci zincirimde ve birinci zincirimde olmayan nükleotitleri karşıdan bulmaya çalışacağım. Hemen bakalım. Eksik olan kısımları bu şekilde noktayla belirtiyorum. Var olan bilinen nükleotitleri de oradan yazacağım. Örneğin ikinci zincirde timin, adenin ve adenin nükleotitleri bize zaten verilmiş. Bizden istenilen şey şu. Timinin karşısında kim olabilir? DNA molekülünde her zaman için adenin ile timin nükleotitlerinin, guanin ile sitozin nükleotitlerinin karşılıklı olarak bulunabildiğini düşünecek olursak bir pürin, bir pirimidin mantığından timinin karşısında adenin, adeninin karşısında timin, adeninin karşısında timin kodunu gözlemleriz. Bakın, birinci zincirdeki verilmeyen kısmı bulmuş olduk. İkinci yapı zaten bizler için ne yapılmış? Doğrudan verilmiş. Timin, sitozin ve guanin şeklinde ifade edilmiş. Ona bir şey yapmamıza gerek yok. Ve üçüncü için baktığımda yine aşağıdaki ikinci zincirde sitozin, sitozin ve adenin olduğunu gözlemliyorum. Biraz önce yapmış olduğum gibi sitozine karşılık guanin, sitozine karşılık guanin, adenine karşılık timin geleneceğini varsayarsak bu yapıyla bu şifreyi de koduda bulmuş oluruz. Şimdi bizden istenilen şey şu. Birinci ipliğin kalıp olarak kullanıldığı bir polipeptit sentezinde taşıyıcı RNA bizler için sorulmuş. İki yöntemimiz var. Ya bu görmüş olduğumuz kalıp iplikten mesaj RNA'yı bulup oradan taşıyıcı RNA'yı bulabiliriz ya da daha bir kısa yöntem göstereceğim. Öncelikle ilk yapacağımızı görelim. Buradaki birinci ciplikten mesaj DNA'yı sentezlemeye çalışıyorum. Adeninin karşısına urasil, timinin karşısına adenin, timinin karşısına adenin. Bu bulmuş olduğum benim mRNA'daki kodon bilgim. Yine timinin karşısına adenin, stozinin karşısına guanin, guanin karşısına Stozin, ikinci kodonumu bulmuş olduğum ve guaninin karşısına sitozin, sitozin, adenin şeklinde üçüncü kodonumu bulmuş oldum. Şimdi baktığımda burası mRNA mesajcı RNA dizilimim. Benden istenilen şey ise taşıyıcı RNA. Öyleyse bir kez daha çeviri yapmam gerekiyor. Urasil'e karşılık burada RNA taşıyıcı RNA olduğu için antikodon bulmaya çalıştığım için yine adenin. Adenine karşılık urasil, adenine karşılık urasil, adenine karşılık urasil, guanine karşılık sitozin, sitozine karşı guanin. Evet. Stozine karşı guanin, stozine karşı guanin, adenine karşı urasil şeklinde antikodon dizilimi bulmuş oldum. Ama hocam çok uğraştınız, haklısınız. Bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. Ben birinci iplikteki bulmuş olduğum DNA'daki kodlarda timin gördüğüm yerlere urasil yazsaydım zaten ne yapmış olurdum? Bakın timinlerin tamamını urasile çeviriyorum. A, U, 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 C, G, 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 U şeklinde doğru cevabı da bulmuş olurdum. Bu da ikinci yöntemimiz olsun. A U U U C G, G G U. Bize bu verilen şifrenin A seçeneğinde olduğunu gözlemliyoruz. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneği. Sıradaki sorumuz gelsin. İnsan epitel hücresine ait yukarıda gösterilen DNA kalıp zincirinde ortaya çıkan bir mutasyon sonucu kodondaki kırmızı ile gösterilen guanin yerine timin eklenmiştir. Ancak DNA'nın şifrelediği polipeptit zincirinde işlevsel bir aksaklık oluşmamıştır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi baktığımızda aslında bir mutasyon gerçekleşiyor ve bu mutasyon sonucunda oluşan polipeptit zincirinde herhangi bir bozukluk oluşmuyor. Bunu hangi öncüllere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini yorumlamamızı istiyorlar bizden. Öncelikle şuna bakalım. Burada bize verilen guanin guanin sitozin ama okunma yönünü ok işaret bize göstermiş. Öyleyse aslında değişen buradaki bizim kodonumuz şu. Sitozin hemen bakalım. Sitozin yine guanin ve guanin. Buradaki guanin olarak sonda görmüş olduğumuz yapı kime dönüşmüş? Timine dönüşmüş. Yani aslında değişen sitozin, guanin ve timin olmuş. Bu bir mutasyon. Ama bu mutasyon sonucunda oluşacak olan polipeptitte bir aksaklık yok. Her şey yolunda. Öyleyse aklıma şu geldi. Demek ki bu polipeptitte sırasıyla konulan amino asitlerin dizilimde bir farklılık oluşmamış. Aynı işlevsel yapısını koruyabildiğine göre o bir primer birincil yapıda bir bozukluk oluşmamış demek oldu. Peki benim şu an sizler için sunmuş olduğum bu yapı DNA molekülüydü. DNA molekülümden kimi üreteceğim ben? Hemen birlikte bakalım. Mesajcı RNA'yı. Peki mesajcı RNA'yı ürettiğimizde karşımıza kim çıkacak? Sitozin için guanin, guanin için sitozin, guanin için yine sitozin çıktığını gözlemleyeceğim. Bu yazmış olduğum şifre kimdir? Evet, mesajcı RNA'daki kodondur. Peki mutasyon sonucu çıkan kodonu da birlikte inceleyelim hadi. Yine sitozin için aynı şekilde guanin Guanin için sitozin, timin için adenin nükleotidinin geldiğini gözlemledik. Demek ki kodonda bir farklılık oluştu. Öyleyse bunun uyumlu olduğu antikodonda da bir farklılık olmalı. Hadi ona da birlikte bakalım. Buna bağlı olarak karşımıza çıkacak olan antikodonumuz sitozin, guanin ve yine guanin. Mutasyon sonucu ortaya çıkan biziye bakıyoruz. Sitozin, guanin Aden'in karşısına Urasil gelmesi beklenecek. Şimdi burası da anti kodon. Öncülerimizi inceleyelim bakalım. Bazı aminoasitler birden fazla kodon ile şifrelenebilir. Şimdi bizim kodonumuz değişti. Evet. Ama işlevsel bir problem oluşmadığına göre aynı aminoasit şifrelendi. Demek ki farklı kodonlar ne yapabiliyor? Aynı aminoasiti şifreleyebiliyor. Bunun matematiksel olarak da ne yapabiliriz? İspatını yapabiliriz. Biz sentezde 20 çeşit amino asit kullanıldığını biliyoruz. Kullanılabileceğini biliyoruz. Peki buna karşılık max olarak ne gözlemleriz? 64 çeşit burada kodon mesaj reynağımızın taşıyabileceği kodon bulunabilir. Demek ki bakın normalde 20 çeşit aminasite karşılık 20 çeşit kodon olsaydı her bir aminasit bir kodon ile şifreleniyor demekti. Ama 20 çeşit aminasit 64 çeşit kodonla şifrelendiğine göre her bir aminasit birden fazla kim ile kodon ile şifrelenebilir. Öyleyse birinci öncülümüzün burada doğru olduğunu gözlemledik. 2- Sitozin guanin guanin ve sitozin guanin urasil. Bunlara bakıyoruz antikodonları. Sitozin guanin guanin evet sitozin guanin urasil. Antikodonlara sahip tRNA'lar farklı amino asitleri taşır. Halbuki bize verilen bu mutasyon sonucunda aynı amino asitin geldiğini düşünmüştük. Öyleyse bu öncülün yanlış olduğunu gözlemledik. Peki 3 mutasyon sonraki nesillere aktarılabilir. Halbuki soru bize ne demişti? İnsan epitel hücresi. Öyleyse vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonların sonraki nesillere aktarılmayacağını düşünürüz. Kalıtsal olmadığını düşünürüz. Öyleyse sonraki nesillere aktarılır. Bizim için yanlış bir öncü oldu. Yargılandan hangilerine ulaşılabilir dediği için yalnız birinci öncünün yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz gelsin. Yine AYT'de çıkmış bir sınav sorusu ökaryotik hücrede translasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ökaryot bir hücremiz var. Translasyon olayı ile ilgili ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bizler için sorulmuş. Öncelikle translasyon ve transkripsiyon olaylarını kısaca bir hatırlamaya çalışalım. DNA molekülümüzün taşımış olduğu şifre mesajcı RNA ile ne yapılacaktır? Sitoplazma ökaryot hücrelerde aktarılacaktır. Ve biz bu DNA'dan mRNA'nın üretilmesi aşamasına transkripsiyon transkripsiyon ya da yazılım adını veririz. Peki mesajcı RNA'mız ne yapacaktır geldi? Ribozomda taşıyıcı RNA'ların getirmiş olduğu amino uygun şifreye göre sıraladığı ve polipeptit ne yapıldı? Sentezlendi. İşte bu şekilde polipeptidin oluşması olayı ise mRNA'nın okunması olayı ise translasyon translasyon yani okum olarak adlandırılır. Soru zaten bize ne ile ilgili? Translasyon kısmı ile ilgili gelmiş. A seçeneği ile başlayalım. Translasyonda mRNA'daki mesaj polipeptite tercüme edilir. Zaten amaç şudur. DNA'daki bilgiye uygun olarak mRNA üretildi ve buna uygun olarak da polipeptit sentezlendi. Öyleyse A seçeneğinin doğru olduğunu gözlemledik. Peki B Translasyonda aynı amino taşınmasında birden fazla çeşit taşıyıcı RNA görev alabilir. Evet incelediğimizde biz şunu biliyoruz normalde. Translasyon olayında aminoasitler. Bizim sentezde kullandığımız 20 çeşit aminoasit var. Ve bu aminoasitleri taşıyan yaklaşık olarak ökaryotlarda 45 çeşit kim olduğunu biliyoruz. Antikodon yani tRNA olduğunu biliyoruz. Demek ki baktığımızda bir amino asit, aynı amino asit birden fazla ne yapılabiliyor? Taşıyıcı RNA tarafından taşınabiliyor. Öyleyse bunun da bu şekilde ispatını görmüş olduk. C. Translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir süreçtir. Halbuki translasyon olayı sonucunda polipeptit üretiyoruz. Yani aslında amino asitler arasında ne yapıyoruz? Peptit bağlarını kuruyoruz. Bu bir dehidrasyon sentezidir ve enerji gerektirir. Öyleyse translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir süreçtir. Bizim için yanlış bir ifade olduğu D seçeneği translasyonun başlama evresinde mesaj DNA ve ribozomun küçük alt birimi birbirine bağlanır. Hemen hatırlayalım mesaj DNA ne yapacaktır? Gerekli şifreyi ribozoma getirecektir. Önce ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Daha sonra küçük ve büyük alpların birleşip ribozom aktifleşir. Öyleyse mesajcı RNA'mız ilk olarak kime? Ribozomun küçük alpline bağlanır. Doğru bir ifade oldu bizim için. Tek bir mRNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir ki biz buna polizom ya da poliribozom adını veriyoruz. Yani bu mesaj reynamız ne yapabilir? Bir ribozomdan daha hatta bir ribozomdan daha ne yapabilir? Geçebilir. Ve bu olay sonucunda aynı polipeptit çeşidinden çok sayıda üretilir. Ve biz bu yapıya polizom adını veririz. Öyleyse E seçeneğinde doğru olduğunu gözlemledik. Peki hangisi yanlıştır dediği için C seçeneği doğru cevabımız.